Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda size boşaltım sistemi hastalıklarından bahsedeceğim. Çok fazla hastalığımız yok. 4 tane hastalığımız var ama oldukça önemli hastalıklar, bilinmesi gereken hastalıklardır. Şimdi ilk hastalığımız böbrek yetmezliği. Nedir böbrek yetmezliği? Böbreklerimizin görevini kısmen ya da tamamen yerine getirememesi durumudur arkadaşlar, böbrek yetmezliği. Nedenleri peki neler? Genetik faktörler sebep olabilir. Daha sonra böbrek taşları, enfeksiyon durumları, ağır metaller, kalp problemleri böbrek yetmezliğine sebep olabilir arkadaşlar. O yüzden dikkat edilmesi gerekmelidir mutlaka. Böbrek, o zaman yetmezliği ile ilgili söyleyeceklerimizi yazalım şöyle. Ne diyeceğiz? İlk olarak böbrek fonksiyonlarının kısmen ya da tamamen yerine getirilmemesidir. Arkadaşlar, belirtileri neler dedik? Belirtilerini de yazalım. Şöyle belirtileri diyoruz. Belirtilerinden birincisi nedenleri. Genetik faktörler, daha sonra böbrek taşları, bazı enfeksiyonlar, sonra ne dedik? Kalp problemleri. Peki belirtileri nelerdir? Belirtileri de şöyle. İdrar oluşturulamaması. Şimdi böbrek görevini yerine getirmediği için veya kısmen yerine getirdiği için ne oluyor? İdrar yeteri kadar oluşturulamıyor arkadaşlar ve atılamıyor. Bunun sonucunda da atıklar vücutta birikiyor ve bazı zehirlenme belirtileri ortaya çıkıyor. Bunlar bizim böbrek yetmezliğinin belirtileridir. Yazalım şöyle belirtilerinde. Belirtileri diyelim. İdrar oluşturulamaması. İkincisi de atıklar vücutta biriktiği için zehirlenme belirtisi ortaya çıkar diyoruz. Evet, bizim böbrek yetmezliği ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Belirtileri, nedenleri bu şekildedir. Gelelim ikincisine arkadaşlar. İkincisi böbrek taşları. Böbrek taşlarından daha önce hormonal sistemde bahsetmiştik. Böbrek taşları. Şimdi böbrek taşları nasıl oluşuyor? Kalsiyumun böbreğin havuzcuk kısmında birikmesi sonucunda oluşuyor arkadaşlar. Peki buna ne sebep oluyor? Nedenleri neler? Genetik faktörler yine her zaman için var. Daha sonra hormonal bozukluklar. Hani hormonlarda söylemiştik ya, kalsitonin ve parot hormonun bazı etkileri vardı. Bu etkilerden dolayı olabilir. Yeterli su tüketilmemesi arkadaşlar, bu da sebep olur. Ayrıca aşırı tuz tüketimi. Aşırı tuz tükettiğimiz zaman bu tuz molekülleri gidip böbreklerimizde birikiyor ve böbrek taşlarına sebep olabiliyor. Peki belirtileri nelerdir? Arkadaşlar, belirtileri idrarda kan görülmesi oldukça önemlidir. İdrarda kesinlikle kan yoktur, görülmez. Eğer kan görüyorsanız böbrek taşı olmasa bile başka bir rahatsızlığın belirtisi olabilir. Daha sonra idrar yollarında şiddetli ağrı, eğer ki zaten üretere düşmüşse çok şiddetli bir ağrı oluşturuyor. O zaman yazalım. Ne diyeceğiz? Kalsiyumun böbreğin havuzcuk kısmında birikmesi sonucu oluşur. Önce nedenlerini yazalım. Nedenleri neydi? Genetik faktörler.
İkincisi neydi arkadaşlar? Hormonal bozukluklar. Hormonal bozukluklar. Daha sonra yeterli su tüketilmemesi. Yeterli su tüketilmemesi. Ve ne dedik? Çok fazla tuz tüketmek. Çok fazla tuz tüketmek. Bunlar nedenleri. Peki belirtileri neler? Belirtilerini de yazalım. Belirtileri idrarda kan görülmesiydi. İdrarda kan görülmesi ve idrar yollarında şiddetli ağrı. İdrar yollarında şiddetli ağrı. Bu da arkadaşlar bizim böbrek taşlarımızın belirtileri arasında. Evet, gelelim üçüncü hastalığımız, üremi. Nedir üremi? Üç, üremi. Arkadaşlar üremi bizim kanda üre, ürik asit, kreatin gibi azotlu maddelerin artmasıdır. Üremi hastalığı budur. Azotlu maddelerin kanda artmasıdır. O zaman yazalım. Üre, ürik asit, kreatin gibi azotlu atıkların kanda artmasıdır. Kanda artmasıdır. Bunun direkt belirtilerini yazacağız arkadaşlar. Belirtileri neler? Belirtileri şu: iştahsızlık, daha sonra kansızlık, bulantı, kusma, ağızda kötü tat arkadaşlar. Bunlar nedir? Belirtileridir. O zaman yazalım. İştahsızlık. Daha sonra bulantı, kusma, ağızda kötü tat. Ağızda kötü tat. Sonuçta kanda zehirli madde miktarı artıyor. Bu yüzden de ağızda kötü bir tat oluşturabilir. Gelelim son hastalığımıza. Dördüncü hastalığımız gut hastalığı arkadaşlar. Gut hastalığını duymuşsunuzdur ama belki birçoğumuz ne olduğunu bilmiyoruzdur. Gut hastalığı şu: ürik asidin yeterince atılamamasıdır arkadaşlar. Bu hastalık gut hastalığıdır. Ürik asidin yeterince atılamaması durumudur. Yazalım o zaman. Ürik asidin ya da ürik asit tuzlarının yeterince atılamamasıdır. Peki belirtileri neler? Arkadaşlar belirtileri: eklemde şişlik, ağrı, yine kan testi yapıldığında yüksek ürik asit. Bunlar gut hastalığının belirtileridir. Yazalım belirtilerini. Belirtileri: 1. Eklemlerde şişlik. Şişlik derken öyle küçük şişlikler gibi düşünmeyin. Aşırı şişlik arkadaşlar. İkincisi eklem ağrıları. Eklem ağrıları ve yüksek ürik asit. Yüksek ürik asit. Bu da yine boşaltım sistemi hastalıklarından biridir, gut hastalığı. Evet, boşaltım sistemi hastalıklarını bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda boşaltım sistemi ile ilgili soru çözüm yapacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.